Öğretmen yardımcısı olarak çalışan Rene Patterson 10 yıldır asgari ücretle çalışıyor. Geçen yıl maaşı saatte 1 dolardan fazla artmış. Belli bir bütçeyle yaşayınca 10 sent bile kazansanız yine de bütçenize uygun yaşıyorsunuz. Patterson kazancının hala kısıtlı olduğunu söylüyor. Devletten konut yardım alıyor, kredi kartı kullanmıyor ve alışverişinin büyük bölümünü her şeyin 1 dolara satıldığı ucuz dükkanlardan yapıyor. Bu kentte makul bir hayat standardına, eve sahip olmak için saatte en az 15 dolar kazanmanız gerekiyor. Başkent Washington'daki 15 için savaş kampanyasında gönüllü olan Jeremiah Lowry, her çarşamba kalabalık metro duraklarının önünde bekleyerek kampanyaya destek topluyor. İşçilerin birlik olmasını, kampanyamıza katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Lavery bu mücadelede yalnız değil. Asgari ücreti saatte 15 dolara yükseltmek için ülke çapında da bir kampanya yürütülüyor. İki yıldır Amerika'da fast food sektöründe çalışan binlerce işçi asgari ücretin artırılması, ücretli hastalık izni ve sendika hakları için sokak gösterileri düzenliyor. Ancak ekonomistler yüksek asgari ücretin sonuçları konusunda farklı düşünüyor. Muhafazakar politika uzmanı Brian Williams bunun iyilikten çok kötülük getireceğini savunuyor. Eğer bir çalışan diğerinin üstünde maaş istiyorsa, işveren o çalışanın yerine bir robot veya bilgisayar yazılımı satın alarak şirketinin masraflarını azalttığı düşünülebilir. Böylece çalışanlar işlerini tamamen kaybeder. Ancak Ekonomik Politika Enstitüsü'nden David Cooper bu durumun Washington için geçerli olmadığını söylüyor. Asgari ücret yükseldiğinde çalışanlar aynı işte daha uzun süre kalıyor. Bu da firmaların istihdam, eğitim ve işe alma masraflarını azaltıyor. Ayrıca üretkenliği de arttırıyor. Asgari ücreti 15 dolara çıkaran yasa şimdiye kadar 3 kentte onaylandı. Washington bu konuyu önümüzdeki yıl referanduma götürecek. O zamana kadar Rene Patterson aynı düzeni sürdürmeyi planlıyor. Hepimiz daha fazlasına sahip olmak isteriz. Ama ben sahip olduklarımdan memnunum ve zamanı gelince istediğim her şeyi elde edeceğime inanıyorum. I Ayşe Gülsemit, Amerika'nın Sesi Washington.